Excel'de satır ve sütun genişliklerini eşitlemek için önce ilgili satır ya da sütunları seçmeniz lazım. Örneğin ilk kişinin bulunduğu sütunu seçtim, daralttım. Bu sadece o kişiyi etkiliyor. Bu seçim ve daraltmaları yaparken lütfen sadece sütun isminden yapın ya da sadece satır isminin bulunduğu yerin altından yapın. Yani daha doğrusu demek istediğim mesela B'yi daraltmak ya da genişletmek istiyorsanız B ve C arasındaki yani o sütun isminin sağındaki çizgiden tutarak yapın. Alttaki çizgilere gelmeyin. Buraları seçip değiştirmek bir şey ifade etmiyor. Bu yanlış bir bilgidir. Bunu genelde yapılıyor bunlar. Bunlar seçilip değiştirilmeye çalışılıyor. Başka başka şeylere gidiyorsunuz. Dolayısıyla sütun bir bütündür. O bütünü değiştirmek için sütun ismine gidip o aradaki çizgiden tutarak genişliği ayarlayabilirsiniz. Diyelim ki birden fazla sütunu ayarlamak istiyorsunuz. O zaman yine sütun isminden başlayarak sol tuşa basılı tutup mouse'un şekli siyah okken iki yönlü ok boyutlandırma siyah ok bulunduğu yöne göre seçim yapar. Sol tuşa basılı tutup sağa doğru çekiyorum. Seçtiğim sütunların herhangi iki tanesinin arasına geliyorum. Şu aradaki boş çizgilere değil, gri çizgilere geliyorum en üstteki. Herhangi iki tanesinin arasından tutarak hepsini aynı genişliğe ya da aynı yüksekliğe çekebilirim. Burada tabii sütun için genişlik söz konusu. Diyelim ki benden tam bir genişlik istendi. Yani hepsi 3 piksel olsun dendi. Bunun için yine seçili haldeyken sağ tıklayıp sütun genişliği bölümünden 3 piksel genişliği alalım. Tamam deyip istediğim sabit genişliği alabiliyorum. Aynı mantıkla satırlarda da bu geçerli. Satırların da altındaki çizgiden tutarak satırın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Birden fazla satırın yüksekliğini aynı anda değiştirmek için birden fazla satırı seçersiniz. Ardından yine herhangi bir satırın altındaki çizgiden tutarak satırı daraltırsanız bütün satırların daraldığını göreceksiniz. Ve aynı mantıkla isterseniz belirli bir piksel boyutta satırlar sağ tıklayıp satır yüksekliğinden ayarlanabilir. Diyelim ki 17,25 değil de 15 piksel geniş yüksekliğinde satırlar istiyorum. Tamam dediğim zaman hepsi 15 piksel genişlikte ve 3 piksel 15 piksel yüksekliğinde ve 3 piksel genişliğinde bir tablom olmuş olur. Bu sayede tabloların genişliğini, daha doğrusu hücrelerin genişliğini ayarlayabilirsiniz.